Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam kıvamında buz gibi şahane bir lezzet fırın sütlaç tarifim var. Bu kez yumurtalı fırın sütlaç yapıyorum arkadaşlar. Yumurtasız isteyenler sayfama bakabilir. İlk olarak nişastamızı çözmekle başlıyoruz. Orta boyutta bir kasemizin içerisine 1 su bardağı süt, bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml, video boyunca bu ölçüyü kullanıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, mısır ya da buğday hiç fark etmiyor. 1 paket vanilya, bir tane de yumurta sarısını ekleyelim. Yumurta kokusunu beğenmeyenler oluyor ama arkadaşlar hiçbir şekilde yumurta kokusu olmuyor, merak etmeyin. Bunu güzelce çırpalım, bir kenarda beklesin. Gelelim sütlacımızın pişme aşamasına. Tenceremizin içerisine yarım su bardağı pirinç, 2 su bardağı su, dediğim gibi arkadaşlar bardak ölçüm standart su bardağı. Pişmeye bırakalım orta ateşte, ara ara karıştırarak. Pirinç tam olarak suyunu çekip videoda gördüğünüz gibi bu kıvama geldiğinde içerisine 4 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Arkadaşlar 4 su bardağı sütü pirincimizin içerisine ekledim. 1 su bardağı sütümüzü de nişastayı açmak için kullandım. Toplamda 5 su bardağı süt kullandım. Yani 1 litre. Orta ateşte ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. 10-12 dakika arası pişirdim ben arkadaşlar. 12 dakika sonunda içerisine 1 su bardağı toz şeker ve sonrasında da az önce nişastasını güzelce çözmüş olduğumuz yumurtalı karışımımızı da yavaşça ekleyelim. Birkaç tur karıştıralım. Zaten 1 dakika içerisinde çok güzel kıvam alıyor. Bakın görüyorsunuz, videoda da göbek atmaya başladı, katılaştı. Hemen ocaktan alalım. Kaselere güzelce pay edelim. Bu ölçülerden tam olarak 6 kase fırın sütlacı elde ediyorsunuz. Ben pastane kaseleri kullandım arkadaşlar. Bu pastanelerde kullanılan kaselerden. Ama siz dilerseniz güveçlerde tabii ki yapabilirsiniz. Tepsimize dizdikten sonra tepsimizin tabanına da 2 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Ve hiç beklemeden, vakit kaybetmeden önceden sıcacık ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayarlı fırında 20-25 dakika boyunca üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Oda ısısına geldikten sonra 1 saat buzdolabında dinlendirip üzerine fındık fıstık ile süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Hoşçakalın.